Selamünaleyküm arkadaşlar. Güvercin ve Kuşçuluk kanalına hoş geldiniz. Bugün hava mükemmel. Ben de kuşlarımı açayım, biraz hava alsınlar istedim. Hem de sizlerle paylaşmam gereken birkaç bir şey var. Öncelikle bir kümesimize girelim. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Hangi kümesimizi açalım? Şu kümesi açalım. Hem bunlarla alakalı konuşacaklarım var sizinle. Şöyle görüyorsunuz zaten bayağı bir kalabalığız. Neyse, kuşlarımız çıksınlar bir. Gel. Arkadaşlar, bu tel salma benim ciddi anlamda işime yaradı. Çünkü kuşlarım dışarıyı tanıdılar. Burada sıkıntı olmadığını anladılar. Bakın hemen geldiler. Gel. Gel. Ben bu salmayı yaptıktan sonra kuşlarım hemen dışarı çıkmadılar arkadaşlar. Birkaç gün dışarı çıkmaları için uğraştım. Çünkü korkuyorlardı. Bilmedikleri bir yerdi. Ama artık hem kümese hem salmaya alıştılar. Bu da ne demek? Ben bu haftadan sonra yavaş yavaş kuşlarımı artık bu alana çıkarabilirim demek. Tabii ki bütün kuşları çıkarmayacağım. Belli başlı kuşları çıkaracağım öncelikle. Ama artık kuşlarım çıkacaklar, uçacaklar. Yani bu hafta sondu. Gelecek hafta yavaş yavaş dışarı çıkarmaya başlarım. Şimdi arkadaşlar, ben size birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Videolarımızı izliyorsunuz, altına yorumlar yapıyorsunuz, like atıyorsunuz. Hepinize minnettarım. Ama arkadaşlar, bu son zamanlarda ben biliyorsunuz kümesi taşıdım. Yeni kümes yaptık ama maalesef kuşlarımız buraya sığmadı. Ben de kuşları azaltacağımı söyledim. Ben kuşları azaltacağım dedikten sonra neredeyse arkadaşlar 700-800 kişi benden kuş istedi. Hem Instagram'dan, hem YouTube'dan, hem Facebook'tan yazan yazana. Arkadaşlar, hepi topu 150-200 tane güvercin var. Ben kimlere kuş yetiştireyim? Yani vermesek, yok desek ayıp oluyor. Verme imkanım da yok. Yani arkadaşlar, 800 kişi, 700-800 kişi kuş istedi. Hem de teker teker istemiyorlar, çifter çifter istiyorlar. Şimdi öyle olunca da ben kime kuş yetiştireceğim? Birine versek, birine vermesek ayıp olacak. O yüzden benden kuş isteyenler tabii ki hakları. Uzun yıllardır beni seven arkadaşlar da var. Kimseye kızamıyorum. Ama arkadaşlar, birinize versem diğeri de isteyecek. Bunun sonu yok. Yani merak edenler yorumlara bakabilir. Herkes kuş istiyor. Ben şu ana kadar kuş isteyenlere kuş verseydim benim bu kümeste kuş kalmazdı. Ekstradan yaklaşık bir 300-400 tane daha kuş alıp hediye etmem gerekirdi. Ne olursunuz beni anlayın. Bu kuş isteyen arkadaşlara ben cevap yazmıyorum. Sebebi de bu. Yani bu durumu izah etmek biraz sıkıntılı. En güzeli bu video içerisinde konuşarak sizlere anlatmak oldu. Dediğim gibi arkadaşlar, herkes kuş istiyor. Gönül ister ki herkese kuş verelim. Ama maalesef kuşumuz az. Yani talep çok. Kime kaç tane kuş vereceğim? Herkese birer tane versem gene olmaz. O yüzden beni anlayışla karşılayacağınızı biliyorum. Arkadaşlar, ben bütün yorumları okuyorum. Sağ olun, like atıyorsunuz, yorum yapıyorsunuz dediğim gibi. Bütün yorumları okuyorum. Yani yazdığınız yazıları es geçtiğimi sanmayın. Kızım, bak ama sen kaçarsın. Gelme peşimde, dur. Şöyle kümese gireceğim ya. Arkadaşlar, çoğunuz kümeslerle alakalı, bu kümesin içindeki kümeslerle alakalı bir sürü tavsiyelerde bulunmuş. Çok teşekkür ederim. Gerçekten mantıklı tavsiyeler var. Mesela kümesin havalandırmasıyla alakalı camlara pervane takma olayı mantıklı geldi. Arkadaşlar, bir camı kestireceğim. Buraya motor taktıracağım. Dışarıdan içeriye hava üfleyecek. Diğer camdan da gene bir motor taktıracağım. İçerideki havayı dışarıya üfleyecek. Bu şekilde kümesin içerisindeki hava sirkülasyonu çoğalmış olacak. Ah benim kızım ya, nasıl kur yapıyor ya. Kuşlarımı da azaltacağım tabii. Böyle kalmayacak. Allah izin verirse yarın kuşlarımın çoğunu, yaklaşık 35-40 tane güvercini veriyorum arkadaşlar. Bizim İstanbul'da güvercin besleyen bir arkadaşımız var. Onun da YouTube kanalı var. Ya arkadaşlar, şuna bakar mısınız? Şunu bir göstermem lazım ya. Kızım, in omzumdan. İn.
İn omzumdan. İn omzumdan. Bak bir şey anlatıyorum ama. Kuşçular, kelebekçiler adı altında bir YouTube kanalı olan arkadaşım var. Mehmet. O da kelebek besliyor. Kuşlarımın hepsini ona yollayacağım arkadaşlar. Bu karavaşların neredeyse 20-25 tanesini, hatta şöyle içeri girelim ya. Buradaki kuşların arkadaşlar neredeyse hepsini, kelebeklerden bahsediyorum, Mehmet'e yollayacağım. Nasıl yollayacağız peki? Benim gene tanıdığım, bildiğim güvercin besleyen bir tırcı arkadaşım var. Tır şoförü. Kuşlara nasıl bakılacağını biliyor. Onunla yollayacağım. Gözüm arkada kalmayacak. Normalde ben şehirler arası sevkiyata karşıyım. Ama az kuş, çok fazla koli yapacağım. O kuşları da arkadaşıma teslim edeceğim için o yol güzergahında ara ara durup kuşlarımın yemlerini, sularını kontrol edecek. Bu sayede kuşlarım kontrol altında, telef olmadan İstanbul'a gitmiş olacak. Başka türlü yollayamazdım. Çünkü kargo ile otobüsle falan kuşlara iyi bakacaklar mı? Üstüne koli koyacaklar mı? Bir sürü sıkıntı aklım kalırdı. Ama böyle kuş besleyen, kuş nasıl bakılır bilen ve tır şoförü olan bir arkadaşıma rica ettim. İstanbul'a gidiyormuş yarın. Ben de hemen kolilerimi hazırlayacağım. Yarınki tıra bu kuşların çoğunu koyacağım. Burada dediğim gibi yaklaşık bir 20-25 tane Mehmet'e kuş gidecek. Kuşçular Kelebekçiler kanalının sahibine. Yaklaşık 8-9 tane de Karabaşçı Hasan Dayı'ya yollayacağım. O bir çift dönek istedi benden. Bir çift dönek dolapçı kırması istedi. Sonra dolapçılardan istedi. Dediğim gibi 8 tane kuşu Hasan abiye, geri kalan 25-26 tane kuşu da Mehmet'e yollayacağım. Hem bu sayede benim kuşlarımı hala seyretme şansınız olacak. Yani Mehmet'in kanalına gidip, Hasan abinin kanalına gidip bu kuşları orada görebileceksiniz. Yani bu kuşları görmekten mahrum kalmayacaksınız. Şöyle şunu bir alayım. Bu eşek sıpası omzumdan aşağı inmiyor ya. Şimdi kaka yapacak omzuma. Arkadaşlar, çoğunuz biliyorsunuz 3 tip kuş besleyeceğim. Şu kümes hünkârı kümesi olacak büyük ihtimalle. Bu kümes dolapçı kümesi olacak. Bu kümes de dönek kümesi olacak. Ama karabaşlarından kalacak olan kuşlar var. Taklacılarım da var. Ne yapacağım? Atıyorum buraya dönekleri koyduk. Buraya 2 çift taklacı koyacağım. Şuraya hünkârları koyduk. Oraya 2 çift 3 çift karabaş koyacağım. Buraya dolapçıları koyduk. Buraya 2 çift 3 çift posta koyacağım. Gene kuş çeşidimiz fazla olacak ama kuş adedimiz az olacak. Benim aslında istediğim 30, 60, 90 kuş. Ama ne yaparsam yapayım o sayılara inemiyorum. Şu anda 145-150 tane kuş var. İşte bir 40 tanesini yollasam 100 tane kuş kalacak. O da beni şimdilik idare eder. Tabi bunlar yavrulayacak, yumurtlayacak falan. Gene çoğalacak kuşlar. O zaman başımızın çaresine tekrar bakacağız. Şu dişleri bir kapatayım ben. Dur kızım. Şu erkeklerimi açayım. Gel. 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 Erkeklerim de dışarı çıksınlar. Gel. Gel. Yavaş yavaş kuşlarım dediğim gibi hem kümese hem bu avluya alıştılar. Uçuracağım kuşlarda şunlar olacak arkadaşlar. Benim hiç uçurmadığım kelebeklerim vardı biliyorsunuz. Onları çıkaracağım dışarıya. Zaten onlar uçamıyorlar pek. Kaçacaklarını düşünmüyorum. Sonra taklacı yavrularım vardı. Daha hiç gökyüzü görmemiş. Onları çıkaracağım. Bu postaları falan çıkarmayacağım mesela hemen. Hünkârları hemen çıkarmayacağım. Onların kanatlarını bantlarım. Ama kaçmayacağını düşündüğüm yaklaşık 10-15 tane kuşu dışarı çıkarıp yemleyeceğim. Ne yaparız? O kuşları dışarı çıkarırız. Şöyle kümesimizin kapısını da kapatırız. O kuşlar burada gezerken diğer kuşlar da bu avlunun içinde gezerler. Hem buradaki kuşlar da panik yapsa bile sağa sola kaçışmazlar. Gene kümese girmeye çalışırlar. Tabii ben bunu yaparken kuşların karınları aç olacak. Sonra ne yapacağız? Kuşlar gezindi.
Hatta şöyle kümesin üstüne kalktılar, indiler. Allah nazar değdirmesin kaçmazlarsa. Sonra ben kümese kuşları sokmak istediğimde şu avluya yem atacağım. Kuşlar oraya girecekler, kapatacağım. Böyle birkaç kere çıksınlar. Ondan sonra zaten kuşlarımı kaldırırım, zorlarım, uçmaları için çabalarım. Aslında arkadaşlar anlayacağınız, bütün kuşlarımı uçurmak istiyorum. Burada böyle kanadı makaslı, uzun süre makaslı kalacak kuşum olsun istemiyorum. Bir çift postam var. Hatta bir çift değil, iki çift postam var. Onlar ta İstanbul'da uçurduğum kuşlar. Onlardan korkuyorum giderler diye. Onları biraz kanadı makaslı tutarım. Taklacılarımdan var kanatlarını makaslamam gereken. Onlar da çünkü ayaklarını yerden keserlerse inemezler. Burada biraz gezinmeleri, taş toprak yemeleri, yaklaşık bir ay boyunca buraya alışmaları lazım ki kanatları geldiğinde inebilsinler. Geri kalan kuşlarımın çoğunu dediğim gibi belki biraz bantlarım, belki hiç bantlamam. Kaçmayacağını düşündüğüm kuşları gezindireceğim, uçuracağım. Kaçacağını düşündüğüm kuşların kanatlarını bantlayacağım. Birkaç gün gezinsinler, sonra kanatlarını bantlarını açacağım. Ama bazı kuşlarımın da kanatları makaslı olacak belli bir süre. Sonra onların makaslarını da açacağız. Allah izin verirse bu kümeste uçmayan kuşumuz kalmayacak. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu yorumlarla alakalı da bahsettiğim gibi ne olursunuz bana kızmayın. Gönül ister ki herkese kuş vereyim ama öyle bir imkanımız yok. O yüzden kimse alınmasın, darılmasın. Kuşlarımız İstanbul'a gidiyor. Orada da kuşlarımızı seyredebileceksiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Ben vedalaşayım arkadaşlar sizinle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.